Arkadaşlar selamünaleyküm. Savunma sanayimiz teknolojinin her alanında gelişmeye durmaksızın devam ediyor ve son dönemlerin en önemli konu başlıklarından biri şüphesiz ki dronlar. Küçük dronlar birçok alanda hayatı kolaylaştırıyorlar. Ama aynı zamanda teröristlerin saldırı için kullandığı platformlara da dönmüş durumdalar. O yüzden onlara karşı sistemler geliştirmek önemli. Ve Türkiye bu konuda iyi bir durumda. Son olaraksa bu hafta Savunma Sanayi Başkanımız yeni bir yerli sistemin duyurusunu yaptı. Ve bugün o sistemi konuşuyoruz. Yani konumuz mikro İHA'ların imhası için geliştirilen Şahin 40 milimetre fiziksel imha sistemi. Tabi öncesinde bu sistemin neden gerekli ve önemli olduğunu da Uzatmadan başlayalım. Savunma Sanayi Başkanımız İsmail Demir, hepimizi heyecanlandıran bir tweet attı. Tweette şöyle diyordu. Mini mikro ihaların imhası için geliştirilen Şahin 40 milimetre fiziksel imha sistemi ilk kez envantere girdi. Kolay intikal ve kurulum özelliklerine sahip Şahin, kritik tesislerin korunması, sınır güvenliği, hava savunma gibi alanlarda kullanılabilecek. Hayırlı olsun. Bu yapılan çalışma ve verilen haber çok önemli. Çünkü dünyada savaş konsepti hızla değişiyor ve bu değişim sadece devletler düzeyinde yaşanmıyor. Özellikle Suriye iç savaşı sahadaki devletlere envanterlerine yeni giren silahları deneme şansı verdi. Bu doğru. Ama aynı şekilde terör örgütlerine de yeni teknolojileri ve taktikleri öğrenme ve deneme imkanı sağladı. Elbette bu çok tehlikeli bir gelişmeydi. Terör örgütlerinin denediği ve öğrendiği yeni kabiliyetlerin en önemlisi de küçük dronların saldırı amaçlı kullanılması oldu ve tabii ki bu durum bütün devletleri ilgilendirdiği gibi Türkiye'yi de ilgilendiriyordu. Çünkü PKK terör örgütünün drone kullanımındaki değişimler Türkiye'nin milli güvenliğini tehdit eder bir boyuttaydı. Türkiye son yıllarda çok başarılı bir savunma modernizasyonu süreci geçirdi. Bu süreçte ülkemizin insansız hava aracı yetenekleri ciddi düzeyde arttı. Karakollarımız güçlendirildi. Hem havadan hem karadan kullanılan mühimmatlar yeni çağa ayak uydurdu. Hatta bir kısmı çağın ötesine geçti. Ve belki de hepsinden daha önemlisi Türkiye profesyonel bir orduya kavuştu. Artık çatışmalara zorunlu askerlik de orduya katılan erler değil gönüllü şekilde bu işi yapan uzman çavuşlar giriyor. Ve bu aslanlara karşı dağdaki çapulcuların yapabileceği tek şey saklanmak oluyor. Hem profesyonel ordu hem de savunma modernizasyonumuzun bir araya gelişiyle PKK artık hareket edemez hale geldi. Artık örgüt ses getirecek eylem yapma kabiliyetini neredeyse tamamen kaybetti. İşte bu açığı kapatmak için küçük dronlara sarıldılar. Ticari olarak temin edilebilen insansız platformlara bomba yüklediler ve böyle eylemler yapmayı denediler. Bu konuda da kendilerini gittikçe geliştiriyorlar. Mesela PKK drone saldırılarına 2016 yılında başladı. O dönemler döner kanatlı dronları kullanıyorlardı. Son zamanlarda ise sabit kanatlı sistemleri kullanmaya başladılar. Bir de eskiden uzaktan kumanda kullanılıyordu. Şimdi önceden navigasyon koordinatlarının girildiği GPS tabanlı sistemleri kullanıyorlar. Yani sürekli konseptlerini değiştiriyorlar. Mesela 2018 yılında 10 Kasım etkinliklerinde büyük bir drone saldırısı denemişlerdi. Şırnak'ta aynı anda 9 İHA ile birden saldırı denemesi yaptılar. Ve bu saldırıların zamanlaması birbirine çok yakındı. Saat 9'u 5 geçe ile çeyrek geçe arasında yaklaşık 10 dakika içinde yapıldılar. Tamamı imha edilmiş olsa da tehdidin büyüklüğünü Türkiye'ye bir kere daha gösterdi. Bunun üzerinden bir yıl bile geçmeden 2019 yılbaşından hemen önce Şırnak'ta 3 drone saldırısı daha engellendi. Bunlar gibi farklı yerlerde birçok saldırı girişimi yaşandı. En büyüğü ve detayları en bilineni bu olduğu için şu an bunu konuşuyoruz. Drone saldırılarının bir psikolojik etkisi de var. Yani saldırı engellense bile başarısız drone saldırısı diye bir şey yok diyebiliriz. Zaten bu yüzden bu eylemler için hem tarihler özel tarihler olur hem de hedefler stratejik hedefler olur. Yani gönderdikleri drone o hedefin üzerinde patlayıp hedefi imha etmese de propaganda anlamında ciddi bir etkiye sahiptir. Biliyorsunuz psikolojik harp savaşın en önemli cephelerinden biri ve psikolojik harbin en başarılı yöntemlerinden biri de gündem oluşturmak. Şırnak'taki saldırı başarısız olsa da bütün medyanın ilgisini çektiği ve gündem oluşturduğu için aslında etkili bir saldırıydı. Ve bu mesele sadece bizim başımızda bela değil. Mesela daha önce Suriye'deki Rus üslerine yönelik büyük bir saldırı düzenlenmişti. 2018'de aynı anda 13 drone iki Rus üssüne hedef aldı. Daha da önemlisi aynı anda kameralarla donatılmış bir drone da bölgede saldırıya eşlik etti. Yani bu drone saldırısı gerçek zamanlı olarak koordine edilecek kadar ciddi şekilde planlanmış bir saldırıydı. Ruslar bu saldırıyı engellediklerini açıkladılar. 13 drondan 6'sı elektronik harp sistemleri tarafından düşürüldü. 7'sini de hava savunma sistemleri etkisiz hale getirdi. Yine aynı şekilde Yemen'de Husi militanlarının bir saldırı denemesi ciddi bir etki bırakmıştı. Husiler dronlarla Patriot hava savunma sistemlerinin radarlarını hedef aldılar. Drone saldırılarının ne boyutlara ulaşabileceğini bu saldırıda çok net şekilde gördük. Bunlar gibi hem Türkiye'den hem de dünyadan birçok örnek verilebilir. Çünkü son yıllarda özellikle terör örgütleri bu yöntemi yoğun şekilde kullanıyorlar ve bu yüzden de dünyada çok ciddi bir anti İHA sistemi geliştirme yarışı var ve bu yarış son 10 yılda ciddi boyutlara ulaştı. Mesela 2015 yılında dünyada sadece 10 adet farklı anti İHA sistemi satışa sunulmuştu sadece 3 yılda yani 2018'de bu rakam 235'e çıktı. Şu an sayı çok daha fazla. Yani bu alandaki çalışmaların gelişim hızı inanılmaz ve dünyada bu konuda çok ciddi bir farkındalık ve pazar oluşmuş durumda. Bu farkındalığın oluşmasını sağlayan da sadece askeri bölgelere yapılan saldırılar değil. Mesela 2018 yılında Londra Gatwick Havalimanı'nda kaynağı belirlenemeyen drone uçuşları oldu. Bu yüzden havalimanının faaliyetleri uzun süreli olarak durduruldu ve bu basit olaydan 140 bin yolcu olumsuz etkilendi. Aynı şekilde yine 2018 yılında Greenpeace bir drone'u Fransa'da nükleer santralin üzerinde uçurdu. Bu şekilde bu tesislerin güvenlik zaaflarını gösterdiler. Gerçi gösterdiklerini düşünüyorlar desek daha doğru olur. Çünkü drone yapılan bir saldırıyla nükleer santrali en fazla gıdıklarsınız. Ama dediğim gibi bütün dünya drone tehdidinin farkında. Yani özetle söylersek bu konu bütün dünyanın önemini fark ettiği bir konu haline gelmiş durumda. O yüzden Savunma Sanayi Başkanımızın verdiği haber oldukça önemli. Yani Şahin 40 mm fizik Selim ha sisteminin envantere girişi Türkiye'ye ciddi ihtiyaç olan bir alanda sağlam aktörlerden biri haline getirebilir. O yüzden detaylarını konuşmamız lazım bu meselenin. Şahin Aselsan tarafından geliştirildi. Kritik tesislerin güvenliğinde kullanılacak bir sistem ve mini ihalara karşı etkili mühimmat olarak milli imkanlarla geliştirilen 40 mm atom yüksek hızlı akıllı bomba atar mühimmatını kullanıyor. Atomu birazdan ayrıca konuşacağız. Ama bu mühimmat sayesinde Şahin 700 metre etkili menzilde hedefine angajman gerçekleştirdi. Şahin'in otomatik hedef takibi kabiliyeti var. Radar hedefi bildiriyor ve Şahin hedefe yönelik balistik hesaplama yapıyor. Sonra namlu ağzında bulundurduğu programlama ünitesi sayesinde atom mühimmatına bir programlama yapılıyor. Bu programlama atoma patlayacağı süreyi yüklüyor. Yani mühimmat atıldıktan sonra hedefe çarparak patlamıyor. Yakınlaştığında patlıyor ve yaydığı parçalar hedefi imha ediyor. Şahin sabit şekilde kullanılan bir sistem. Aynı şekilde çekilebilir römork üzerinde mobil olarak da kullanılıyor. İntikal ve kurulum özellikleri açısından çok kullanışlı. Atışa hazır 64 adet atom mühimmatı taşıyabiliyor. Ve mühimmat yüklemesi kolaylıkla yapılabiliyor. Daha da önemlisi istenirse farklı anti-dron sistemleriyle entegre olarak çalışabiliyor. Bu önemli çünkü dronelara etkili şekilde karşı koymak istiyorsanız farklı sistemleri aynı anda çalıştırmanız gerekiyor. Mesela bir drone saldırısının yöneldiği bölgede kusursuz koruma yapmanın yolu fiziksel imha sistemlerini, elektronik harp sistemlerini ve lazer sistemlerini aynı anda kullanmaktır. O yüzden entegre çalışabilmesi önemli. Ama şahini şahin yapan şey elbette akıllı parçacıklı bomba atar mühimmatı yani atom. Bu mühimmat Aselsan ve MK'nin İDEF 2017 fuarında imzaladığı protokol sonrasında işbirliğiyle geliştirildi. Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na daha önce teslim edilmiş olan 35 mm atomla edinilen tecrübe ve bilgi birikimi 40 mm kalibreli bomba atar mühimmatına yansıtıldı. Ve kısa bir sürede bugün konuştuğumuz gelişmiş mühimmat ortaya çıktı. 40 milimetre atom Nisan 2018'de atışlı testlerini yaptı ve tam not aldı. Daha önce ASELSAN'ın yine mikro İHA'lara karşı geliştirdiği hava savunma sistemi olan İhtar sistemine de entegre edilmişti. İhtara atom mühimmatı atabilen Sarp Silah Sistemi entegre edildi ve çok başarılı sonuçlar alındı. Toplam 255 gram ağırlığa sahip atom tam 1100 parçacık taşıyor etkili menzili piyade ve kara hedefleri için 1500 metre, İHA'lar için 1000 metre ve parçacık etkili olduğu için hedefini genelde başarıyla devre dışı bırakıyor. O yüzden atom mühimmatını kullanan Şahin sisteminin başarılı olacağını şimdiden söylemek zor değil. Zaten Türkiye bu konuda tecrübeli. Daha önce de ihtar ve kapan gibi sistemleri geliştirmiştik. Yine drone tehdidine karşı kamikaze tarzında saldırı yapacak olan insansız hava aracını yani fedaiyi de geliştiriyoruz. Bunların yanında lazer sistemlerimiz de var. Yani Türkiye bu konuda ciddi çalışmalarında çalışmalara sahip ve bu çalışmalar birçok açıdan işimize yarayacak. Dünyada giderek büyüyen bir pazarda yer edinmemizi sağlayacak mesela. Bu da elbette ülke ekonomisine katkısı olacak bir gelişme. Ama daha da önemlisi bu sistemler bizim askerlerimizi koruyacak. Askerlerimiz dünyada terörle mücadele konusunda çok özel bir yere sahip aynı anda ondan fazla terör örgütünün hedefi olan başka bir ülke gösteremezsiniz. O yüzden bizim ordumuz çok tecrübeli ve güçlü ve askerlerimizin karşısına çıkmaya cesaret edemeyecek teröristlerin kolaylıkla başvuracağı bir yöntem bu drone saldırıları. Haliyle bu saldırılara karşı geliştirilen sistemler askerlerimizin güvenliğini sağlayacakları için özel bir yere sahipler. Allah'a emanet olun.